Günaydın arkadaşlar. Sesim kısım. Günaydın Selin. Günaydın annem. Ne klopt ve mutuna okan çıkmamız lazım ama herkese bir günaydın diyorum. Günaydın Ceylin. Haydi bakalım çocuklar. Biz hazırlandık, herkese hayırlı sabahlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim elhamdülillah. Çok güzel ya. Değil. Flash ama siz şu an Spider-Man var. Onun üzerine giy. O zaman. Okay. Semih'ciğer günaydın. Nasılsın oğlum? Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Beni soracaksanız ben iyiyim. İyi diyeyim, iyi olayım. Bugünlerde böyle bir düşünceli olduğumu söylemek isterim. Günlük vlog çektiğim için her zaman çok kolay olmuyor. Ben böyle herkesin çok izleneceği videoları çekmek istemiyorum. Ben sadece kendim için hatıra kalacak, sizlere pozitif enerjimi vermek için benim pozitif enerjimi hissedin ve çocuklarla ne kadar güzel zamanımı geçerse sizlerle bunları da paylaşmak istediğim için, bir de çocuklarım için hatıra kalır diye. Ne olur ne olmaz, bu ölümlü dünya, her zaman geri bakacakları videoları olur çocuklarımın diye düşünüyorum. Çünkü onlarla her anımı yaşayıp ve bunu bir yere kaydedip geri bakmak benim için çok güzel. O anı küçücük şeyler olsa bile geri bakıp dönüp geri bakmak çok güzel. Çocuklar için de bunu ben aynı şekilde düşünüyorum. Onlar ileride her zaman geri bakıp, aa bak annemle ne güzel zaman geçirmişiz. Onlarla konuşmamız, her dedikleri kelimeler, neler nasıl düşündükleri, böyle şeylerle ben daha çok vlog çekmek istiyorum arkadaşlar. Böyle ev temizlik falan filan benim için ön planda değil. Benim çocuklarım şu an ön planda olduğu için. İleride neler yapabilirim bilmiyorum. Vloglarla daha çocuklar büyüdüklerinde, daha çok zaman bulunca da tabii ki evimin işini, temizliğini sizlerle paylaşmak isterim. Zaten bunlar oluyor ama benim hayatta şu an ön planda çocuklar olduğu için onları ben daha çok önemsiyorum arkadaşlar. Bugün çocuklar hepsi okula gitti. Ben de evde hazırlandım. Birazcık evi toparladım. Çocukların ekmeklerini, kendi ekmeğimi de şu an hazırladım. Çünkü şimdi gönüllü işime gidiyorum. Bu saat 1'e kadar. Sonra da lazere gidiyorum. Bunları da mesela bu şekilde arkadaşlar. Bu çiçeğin de arkadaşlar bilmiyorum da hep böyle yaprakları hastalandı mı bilmiyorum ama çok üzülüyorum ama umudumu kesmiyorum. Kesinlikle büyüyeceklerine inanıyorum arkadaşlar. Haftada bir kere su veriyorum ama böyle yaprakları karardı. Nedense bilmiyorum. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama tavsiyenizi bekliyorum arkadaşlar. Eğer sizin de böyle bir çiçeğiniz varsa. Saksısı içinde arkadaşlar. Bunu daha saksıyı çıkarmadım. Belki buna toprak doldurup öyle o şekilde mi olsa daha güzel olur diye arkadaşlar. Ön taraftaydı önce bu. Güneş çok görmüyordu. Arka tarafa koydum. Biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama şimdilik masamda. Masamdan indirip arkaya da koyabiliyorum arkadaşlar bu şekilde. Gazeteler var. Haftanın reklamlarını falan burada koyup çocuklar da hem ben de bakıyoruz arkadaşlar. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi gönüllü işime gideyim. Sonra sizlerle görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben arabaya acelenen bindim. Gönüllü işimden çıkarken bayağı saat geç olmuştu. Ama eve geldim. Hemen işimi yaptım. Dudaklarım çok mu kırmızı oldu ya? Böyle telefondan değil de aynadan bakınca. Neyse arkadaşlar şimdi yoldayım. Lazer'e gidiyorum. Bunu 6 haftada bir koltuk altlarımı, bacaklarımı yapıyorum. Bir de 8 haftada bir yapıyorum arkadaşlar.
Yolun üzerinde tır var. Buradan geçemiyorum. Uzun sürmek üzere. Biz bu taraftan gidelim. Kaya zaten çocukları alacak. 2:30'da çıkıyorlar. Şimdi de 2:15 kala randevum var ama ben biraz geç kaldım herhalde. Hızlı geliyor bu adam da. Bu yol sağ. Evet, sağda, sağdan gelen kişilere yol vermen gerekiyor. O yüzden şu şekilde. Hadi bakalım birlikte gidelim arkadaşlar. Bugün gönüllü işte çalıştım, sonra gittim lazer yaptım. Lazere gittim, onu da biraz çekmiştim sizlere. Şimdi de yemek yapacağım, hazırlıklara devam ediyorum şu an. Selin ve Ceylin benim yanımda, Semih ve Can babayla birlikte gittiler. Ben şimdi hızlı bir şekilde yemek hazırlayacağım arkadaşlar. Sonra da çocuklarla birazcık eğlenceli zaman geçireceğiz. İnşallah birazcık onlarla bir şeyler yapacağım. Mağazaya gideceğim. Bir de çocuklar Baby Noit yapmak istiyorlar. Önce ben bir şu evimdeki yemeği halledeyim. En azından onu yapmış olurum arkadaşlar. Eti çıkardım dip frizden, sıcak suya koydum. Şimdi sıcak suda pişsin. Bir de bir tane de kendime çay yapmak istiyorum. O yüzden suyu açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Yemeğim hazır oldu sayılır. Galiba görüntü birazcık çok yakındı. Evet, görüntüyü yemek yaparken yakına tuttuğum için o yüzden yakında olmuş arkadaşlar. Yemeğim pişiyor şimdi. Patatesleri en son koyacağım çünkü patatesler çok çabuk piştiği için arkadaşlar. Evet, şimdi çocukları kaldırmak var. O yüzden şimdi çocukları çağıracağım hep birlikte gidelim diye. Çünkü biz Action'a gitmek istiyorum arkadaşlar. Birkaç şey geri vermek istiyorum. Bir de mağazaya oradaki paket var. Annemin dün paketi vardı. Onu götürememiştim. Onu götürmek istiyorum. Daha sonra da yeni ruj aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bu ruj. Evet, ışık çok olduğu için. Şu ağzımdaki bulunan Essence'in Catrice'in Beauty Balsam. Lipstift gibi değil. O yüzden birazcık hafif renk verdiği için hoşuma gitti arkadaşlar. Çok da kırmızı olmuyor. Selin ne bakıyorsun? Ağzında ne var? Salata mı yiyorsun? İçeceğini içtin mi? Ne? İçecek de koyduk. Nohme salata. Tamam, sonra yemekte anne size salata da yapacak. Türlü. Kim biliyor türlü ne? İkisi de biliyor. Çok merak ediyorum. Önce Selin bir anlatsın. Bakalım. Türlü ne Selin? Evet. Dinliyorum.
Ben de şuraya oturayım arkadaşlar. Evet, yemek. Evet, bildin. Başka Ceylin? Fasulye. Başka ne var içinde? Patlıcan. Kız sen, ben var ya, ay ne kadar mutlu oluyorum arkadaşlar. Hiç sormayın. Aubergine, Hollandaca aubergine, Türkçe patlıcan. Benim Ceylin'im, sizlere konuşalım. Çünkü ters durduk. Hello. Evet, kameramın şeyi kırıldı arkadaşlar. Arkadaki şey o yüzden çok düz durmadığı için onu da bir gün kameramancıya götüreceğim. Arkadaşlar bak, Ceylin neydi? Patlıcan. Patlıcanı yani söyledi ve ben küçücük şeyi bilmesini beni gerçekten çok mutlu ediyor. Türkçeyi yani çok yine de kavramış, öğrenmiş benim yavrum. Hıt söyleyin, başka ne giriyor? Söyleyin, sen de söyle. Başka ne sebzelerden hangisi giriyor? Evet, yemek. Ceylin sen de hakibek trak ediyorsun ama sen biliyor musun neler giriyor başka? Başka söyleyeyim mi? Evet, afiyet olsun. Ama Türkçe ne? Çok benziyor. Şarkısı da var. Başka ne giriyor? Patates. Başka ne giriyor Selin? Mango. Ben sana söyleyeyim mi ya? Mango. O zaman çok tatlı ol. Yemekte mango. Düşünemiyorum. Mango. Patates. Soğan. Soğan. Başka kabak. Patates. Kabak Hollandaca korjet. Yeah. Kabak. Ya patlıcana benziyor ama başka zaman göstereceğim sizlere. Hepsini sebzelerini öğreniyoruz. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Ceylin içeceğini içti mi? Selin sen içelim kızım, hadi bakalım. Biz içeceklerimizi içip gidiyoruz arkadaşlar. Herkes eve geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Semih böyle aç oğlum, bunu da açın. Ya. Hepsini içine koyalım. Can sen de oturacaksın mı? Ne, biraz daha doldur. Biraz daha doldur. Ya al. Hıç sörsemi. Bir tane daha. Yes. Şimdi karıştır bakalım kaşıkla. O kaşıkla değil, bu kaşık Ceylin'in. Yes. Hıç sör bakalım. Sen bekle, karıştır ne olur. Das war so weinig, he? So weinig water. Hadi karıştır. Ya, Can sen de biraz yardım et abi. Can'a ver. Niye? Sen yapmak istemiyor musun? Yok, mini. Hadi sen de yap, karıştır. Al. Hadi sen, karıştır. Ya. Çok sert mi? Ya. Okay. Ya ama koyunca karıştıracağız daha. Ya. Nalkunuk, nalpere, ama bitir yiyelim hadi. Can bekle, öyle yenmez. Daha yemek yiyeceğiz, durun. Şokla. Ya benziyor. Güzel mi Can? Şokla. Okay. Ceylin'e biraz fazla koyduk galiba. Tamam. Ya biz kendimiz biraz un katacağız. Sen fazla katmayalım. Korktuk artık, fazla kattık, cıvık oldu diye biraz kendimiz un katacağız. Ya aynen bu şekilde fazla kattık. Arkadaşlar biz yapamadık bu işi. Çok çekil. Dur oğlum, çekil. Benden. Fazla ediyorum. Bunları böyle yuvarlak yapacağız. Sor sen gel. Okay. Mini.
Hadi bakalım o. Canın kurabiyesi olsun bu. Islak ıslak oldu ama çok güzel oldu. Sen ıslak bitirdin mi? Sen ne yapıyorsun? Eka şokolata. O yerde şokolata. Anne kavuk. Sen mi çikolatalı kek yapıyorsun Ceylin? Ceylin nasıl yapıyorsun? Kekler. Böyle. Yeah, good so. Ve herkes bir şekle yapıyor. Ben de bir şekle yapayım. Ben de bitirdim arkadaşlar. So. Haydi bakalım. Bitirdik, birisini fırına koyduk. Bakalım nasıl oldu? Çok merakla bekliyoruz. Ya. Bitirdik. Haydi bakalım. Çocuklar hazırladı bakalım. Hangisi güzel olacak? Salatalı ve domatesleri de koydum ama önce yemeklerini yesinler diye sonraya bırakıyorum arkadaşlar. Doğraması masada yapacağım. Şimdi yemek yiyeceğiz. Çocuklar türlü yiyecek. Bir de yoğurt keseceğim. Herkese afiyet olsun. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. Selin de yaptı. Şimdi Selin biraz geç geldi aşağıya. Babayla biraz yukarıda konuştular. Ve bizim kurabiyelerimiz hazır. Sana. Can. Bak bu mini Can yaptı. Can ablaya verecek misin mini? Aa çok gönlü zengin oldu. Bak burada da mini var. Burada da mini var. Gördünüz mü? Çok güzel. Hadi bakalım afiyet olsun. Hier ist die Jauna mini. Burada ve burada da var. Burada da var. Ya. Ya. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben şimdi çocukların çantalarını boşalttım. Kutularını yıkayacağım, içecek şişelerini yıkayacağım. O nasıl oldu? Birazcık antrenman yapmak istiyorum. Tabii ki birazcık zaman sıkıştırabilirsem her şeye. Çünkü perşembe günü de spor, fizyoterapim var spor. O yüzden birazcık antrenman yaptım ama o gün çok zorlanmıyorum. Arkadaşlar nasılsınız? Ben iyiyim. Çünkü ben uzun süredir böyle düşünüyorum. Ben mesela ev temizliği olsun, buzdolap temizliği olsun, şey temizliği olsun. Ben daha çok arkadaşlar benim vlog niyetim, amacım çok değişik. Temizlik değil de tabii ki rutinimi sizlere en azından nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak isterim. Buzdolabı mesela o kutular gerçekten çok iyi. O yüzden sizlere de bunu söylemek istedim. Ama daha çok benim niyetim vloglarımda daha çok çocuklarımla ve benim günlük hayatta neler yaptığımız, birbirimiz neler, onlarla konuşmak, onlarla zaman geçirmek, onları kaydetmek istiyorum. O yüzden ben daha çok onlarla zaman geçirdiğim zamanları mutlu oluyorum ve bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Daha yüklü amacım daha da çocuklarla ilgili vlog çekmek. Birlikte vlogumuz nasılsa çocuklarla nasıl geziyor, nasıl neler konuşuyorlar, neler düşünüyorlar. Onları ben vloga çekmek istiyorum. İşten daha çok yani ev işi şu bu derken ben onları çekmek daha çok amacım o değil. Benim amacım benim çocuklarımla iletişim, çocuklarımla zamanımı kaydetmek ve sizlerle paylaşmak. O pozitif enerjiyi sizlerle paylaşmak arkadaşlar. Çünkü öyle niyetim olsa benim
başka şartlar altında daha da böyle ince fikirli, ince düşünürüm, planlı yaparım ama o benim niyetim değil. O yüzden vloglarımı temizlik üzerine değil ama benim hayatım çocuklarımla ilgili üzerinde olacak, olacak arkadaşlar. O yüzden beni takip edenler bilsin, ben daha çok ev düzen değil ama benim çocuklarımla daha çok zamanımı geçirdim. Pozitif enerjimi kaydedip güzel şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yani ev temizlik işi tabii ki arada bir böyle yaparım ama daha çok... Arkadaşlar bugün bayağı kaydetmişim, pil bitti ama neyse, niye uzun lafın kısası, benim daha çok çocuklarla zamanımı sizlerle kaydediyorum. Böyle iş güç değil ama daha çok çocuklarla zamanımı geçirmek istediğim için sizlerle bunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bugünkü vlogumun sonuna geldik. Daha çok izlemeler, daha çok görüşmeler olur inşallah. Canlı yayınlar daha fazla olur inşallah ama... Böylelikle düşüncemi sizlere söylemek istedim. Bu kadar arkadaşlar. Saçlarım da uçuyor bir yandan. Şunları boyamak istiyorum ama kuaföre gitmek istemiyorum. O 4-5 saat sandalyede oturmak istemiyorum. O yüzden böyle bekliyorum. Neyi bekliyorum bilmiyorum ama neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yine görüşürüz. Hoşça kalın.